Şimdi beyler, mevzu malumunuz. Hatırlarsanız şirketi bana ilk torunu verene vereceğim demiştim. Evet babacığım, hatırlıyorum. Benim karım da şu an hamile. Evet, tamam, doğrudur. Şartı ilk sen yerine getirdiğine göre istediğini alacaksın. Lakin bu demek değil ki bütün şirket civanın olacak. Sonuçta bu şirket bana babamdan yadigar olarak kaldı. Benden de size yadigar olarak kalacak. İkinize. Şimdi Civan, sen şirketin CEO'su olacaksın. Bütün sorumluluğu üstüne alacaksın. Sana gelince Okan. Ben istifa ediyorum baba. Bu ne demek ya? Dalga mı geçiyorsun sen babanla? Bu da istifa mektubu. Şirketi kardeşim kazanmış olabilir. Ama ben bu şartlarda onun emri altında çalışmam. Okan! Abi böyle istifade çekip gidemezsin. Bir dur ya. Ne yapıyorsun? Her çalışan gibi ben de istifa hakkımı kullandım canım kardeşim. Abi bak, saçmalıyorsun. Biz seninle bu şirketi abi kardeş beraber yöneteceğiz ya. En öyle kafanı estiği gibi terk edip gidemezsin. Ben sensin ne yaparım abi? Ne afili afili laflar, boş boş konuşmalar. Klasik Civan işte. İkimiz de pekala yapabileceğini biliyoruz. Bak, o zaman babamı dinleyelim. Ha, ne diyor ona bakalım. Ben duyacağımı duydum. Bak kardeşin haklı. Yani şirketin yönetimini Civan'a verdim diye şirket Civan'ın değil ki, ikinizin de. İkiniz de benim evladımsınız. Ayrıca ikinizin de bu şirkette önemli görevleri var. Baba, birbirimizi kandırmayı bırakalım artık ya. Benim ikinizin de teselli ikramiyesine ihtiyacım yok. Hem açık konuşalım. Bu göreve Civan benden daha layıktı, layığını da buldu. Ya yok öyle bir şey be! Ya öyle bir şey yok! Ya saçmalama. Benim seninle bu şirketin daha üzerine bir kardeşlerim var. Tamam, didişiyoruz, kavga ediyoruz ama sen benim abimsin ya. Sen benim canımsın. Ben sana sormadan tek bir adım bile atmadım. Sen benim dedemden sonra ikinci ustamsın. Ya şuraya baksana ya. Şu şirketin koridorlarına bak. Biz seninle burada koşarak büyüdük, dövüşerek büyüdük. Sen bu şirketin bel kemiğisin. Sen hem benim, hem bu şirketin abisisin. Beni bırakma. Beni bırakma abi. Al şu mektubu. Şu istifa mektubunu kendine yırt. Hadi. Peki. Sen yapsan. Ben yok. Ben diyeceğim dedim. Ya sen de bir garipsin Civan. Bak, şirketi almak için yapmadığın şey kalmadı. Şimdi amacına ulaştın ama karalar bağladın resmen. Anlamıyorum ki, hep istediğin şey bu değil miydi senin? Bu değildi Levo. Tabii ki bu değildi. Evet. Şirketi almak istedim. Hatta almak için her şeyi yaptım. Ama abimin bu fotoğraftan çıkacağını hiç düşünemedim ki. Ben onsuz ne yaparım Levo? Vay be. Bunca yıl sonra içindeki şu duygusal adamı da gördüm ya. Ölsem de kanmıyorum kardeşim. Şaka yapmıyorum Levo. Şaka yapmıyorum. Ben bugüne kadar abim olmadan hiçbir şey yapmadım. Abi kardeşiz oğlum biz. Tüm kardeşler gibi. Ne onunla, ne onsuz. Ben onsuz bir şey yapmak istemiyorum. Onun fikrinden vazgeçmem lazım. Nereye? Bu his olmadan benim abim olmam lazım. Abi. Vay! Civan Bey'e gelmiş. Saydan Holding'in büyük CEO'su. Barmen, herkesi Civan Bey'den bir kokteyl. O bugün çok büyük bir zafer kazandı. Abi yapma, gözümü seveyim. İçtin mi sen? Sana içtim oğlum. İyi de sen içemezsin ki. Dokunur bu sana. Ha, ben bunu da beceremem diyorsun yani.
Ama bak nasıl beceriyorum, al. Gördün mü? Benim de senden iyi olduğum bir konu varmış. Hadi bırak ya. İki tane hiç nakat olmazsan ben de civan değilim. Var mısın? Ha, bunda da yenerim seni diyorsun, öyle mi? Sen şunu söyle, var mısın, yok musun? Varım lan, geç. Varım. Sen bana ne anlatıyorsun? Sen şirket için evlenmedin mi? Ya, sanki memleketteki Hamine'yi arayıp bana kız gönder diyen bendim. Ulan babam şirketi bize vereceğini söylemeden önce ortada şimal mimal yok gibi. Ya sana ne? Sana ne? Sen memleketi arayıp kız sipariş etmedin mi? Etti. Ben ne yaptım? Kendi imkanlarımla buldum ya. Ben seni yendim mi, yenmedim mi? Yendim. Oyun bozanlık yok. Al ayranı gör lan şirketin. Ama bak iki gün sonra batırdın deyip gelip ağlama. Ben. Gördün mü lan? Ben ağlayacağım. Şirketi batıracağım. Ona ben ağlayacakmışım. Halik lan ben ne ağlayacağım oğlum? Ben anca o şirketi uçururum, uçururum. Sen şirketi anca havaya uçurursun. Gelmiyorum lan. Ne halt edersen et. Hadi bakalım. Sen o şirkete geleceksin. Yokum diyorum oğlum. Ne yüzsüz adamsın sen? Yokum. Varsın. Az sessiz olun birader. Yalnız değilsiniz burada. Kime diyorsun Bilal? Bana mı? Sana dedim kardeşim. Biraz sessiz olun. Ne diyor? Şey diyor. Abin işte böyle mumla ararsın. Peşinden gezersin. Öyle mi? Bak şimdi. Öyle mi dedin? Mumla ararsın dedin mi demedin mi? Delikanlı gibi söyle, delikanlı gibi. Demedi, gördün mü? Demedi oğlum. Bana bak, ben o şirketi aslanlar gibi yönetirim. Neyini yönetiyorsun lan? Pabucumun CEO'su. Bal gibi de yalvarmaya geldim peşimden. Ben buraya yalvarmaya gelmedim. Ben buraya zaferimi kutlamaya geldim. Git başka yerde kutla lan. Sana ne? Sana mı soracağım? Ha? Burada kutluyorum. Sen burada bulunma. Git buradan. Sen git. Kalk buradan lan. Lan yürüsene. Yeter be. Sen kimin abisine ses yükseltiyorsun? Ha? Ha? Ne oluyor lan? Oğlum ne vuruyorsun? Koskoca yol çarpıyorsun ya. Sen de abine niye yol vermiyorsun? Önden yürüyorsun böyle. Şş bağırma. Bağırma babam uyanacak. Babam uyanacak bağırma. Bana diyene bak asıl sen bağırma. Anahtarı bulamıyorum hangisiydi ya? Nasıl dövdüm onu adamla? Ağızlarım, burunlarım nasıl kırdın? Sen mi dövdün? Oğlum ben olmasam herifler seni paketlemişler lan. Kazıyacaklar seni yerden. Ben kurtardım. Ya bırak Allah aşkına. Böyle bir çaktım. Civan yerler kayıyor oğlum dikkat et. Yerler kaymıyor oğlum. Bizim başımız dönüyor. Yer oturmamız lazım yer. Bu anahtar hangisiydi ya? Şöyle. Ah girdi. Ha baba biliyor musun? Abim benimle çalışmaya kabul etti. Öyle mi? Yo, ben çok sarhoştum. Hatırlamıyorum öyle. Bana bak. Yalan söyleme, söz ağızdan bir kere çıkar. Yani tamam dedim ama içkiliydim, o sayılmaz. Allah Allah. Oğlum elimde kapı gibi belge var, belge. Anladın mı? Hiç inkar edemez. Bak. Sen bunu ne zaman imzalattın bana ya? Ben bilmem oğlum. İmzaladın mı? İmzaladın. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Hadi yürü. Baba. Sen bize gelmiyor musun? Yok, ben dönürümle buluşacağım. Ökkeş'i bekliyor. İyi, hadi bakalım yürü düş önüme. Personel. Oğlum gelmiyorum dedim. Anlamıyor musun sen? Oğlum elimde belge var diyorum bak. Gelmezsen seni mahkemeye veririm. Tam geleyim ama mahkeme için değil. Sırf tek başıma yapamam dedin diye geliyorum ha. Hadi. Hadi görüşürüz. Haydi, haydi kolay gelsin.